وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ. Bu ayetin anlamı gerçekten çok açık. Ağır konuya geçmeden önce kısa bir tercümesini yapacağım. Sizi biz yarattık. Sizi yaratan biziz, size şekil veren biziz. Yani ne istediğinizi biliyorum çünkü sizi ben yarattım. Ve sizi nasıl tasarladığımı biliyorum, içinize koyduğum şeyleri biliyorum, vücudunuzun bütün parçalarını biliyorum, bütün arzularınızı, sizi baştan çıkaran şeyleri biliyorum. Sonra vücudunuzu yarattıktan, fiziksel vücudunuzu yarattıktan sonra bir şey koydum, büyüleyici bir şey. Allah bundan burada bahsetmiyor ama diyor ki, sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik, iblis haricinde hepsi secde etti. İblis o secde edenlerden olmayacaktı, secde etmeyecekti. Bunu asla yapmayacaktı. Allah onun secde etmeyeceğini baştan beri biliyordu. Allah dedi ki, ben sana secde et demişken, secde etmekten seni tam olarak alıkoyan şey ne olabilir? Ben sana emretmişken. Hikayeyi biliyorsunuz. Bugünün konusu bu değil ama bu karşılıklı konuşmayı vermemiz önemli. Ben ondan daha iyiyim diyor. Beni ateşten yaratmıştın, onuysa kilden yarattın. Biliyorsunuz bir kafir kendisini Allah'ın yarattığına inanmaz. Bir kafir Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmaz. Bunlar iblisin sözleridir. Ve iblis diyor ki, halakteni, beni sen yarattın. Sadece Allah'a inanmakla kalmıyor, Allah'la konuşuyor ve Allah'ın onu yaratan olduğunu beyan ediyor. Onun küfrü Allah'ın var olduğuna inanmıyorum demesinden kaynaklanmıyor. Onun inançsızlığı aslında onun itaatsizliğindendir. Bunu üç defa tekrarlayacağım. Onun inançsızlığı, onun itaatsizliğindendir. İnançsızlığı, itaatsizliğindendir. İblisin inançsızlığı, itaatsizliğindendir. Niye mi üç defa söylüyorum? Çünkü dinleyiciler arasında Allah'a itaat etmeyip, bu o kadar da kötü değil, en azından hala inanıyorum diyenler var. En azından hala Müslümanım, kafir değilim ya. Çok fena olduğunu bildiğim bazı şeyler yapıyorum ama inançsız biri değilim ya. İblisin inançsızlığı onun itaatsizliğindendi. Şeytanın sizi inançsızlaştırmaya ihtiyacı yok ki. Allah'ın sizin yaratıcınız olduğunu hala söyleyebilir. Tek yapması gereken sizi itaatsizleştirmek. Bunu anlamak zorundasınız. Bu söylediklerimden sonra en azından Allah'a hala inanıyorum, bu benim için yeterli demeye devam ederseniz kendinize, o zaman ben de şeytan da Allah'a inanıyordu derim. O da tam olarak bunu yapmıştı.